Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi içinde bulunduğumuz zaman zarfında Ramazan-ı Şerif geçti. Ramazan-ı Şerif'ten sonra bayramı idrak ettik ve arkasından e, insanların biraz aslında böyle gevşediği zamanlara girmiş olduk. Yazın gelmesi, gecelerin kısalması insana isterseniz bir rehavet verebiliyor. Böyle bir zaman dilimindeyiz fakat esas insanları üzen bir durum var ki şu zamanda bayramdan hemen önce e, Filistin'de olan bu zulümler, İsrail'in yaptığı bu zalimlikler ister istemez herkesin zihnini kurcalıyor. Yani bunun kader cephesinde bir hikmeti var mı? Veya Cenab-ı Hak haşa yani buna niye müsaade ediyor? Veya bu işin istikbalinde neler olacak? Musibet cinayetin neticesidir fakat mükafatın mukaddemesidir. Belli ki bir sıkıntımız var da Cenab-ı Hak İslam alemini böyle cenderelerden geçiriyor. Fakat bunun neticesi iyi mi olacak, kötü mü olacak diye herkesin zihninde bu anlamda bazı e, vesveseler oluşabiliyor. Bunlara karşı biz de dedik ki Risale-i Nur'dan muhtelif yerlerden hem böyle gönlümüze bir su serpmek nevinden hem inşallah üstadın söylediği gibi istikbalin parlak olacağını müjdelemek nevinden Risale-i Nur'dan muhtelif yerlerden okumak arzu ediyoruz veya bu olaylar niçin başımıza geliyor diye Bunlardan okumak istiyoruz. Cenab-ı Hak istifade ettirsin. Başta nefsimize, sonra başka insanlara da tesirini halk etsin inşallah. Şimdi Filistin'de bulunan e, Arap topluluğunun bir e, kavmi hükmünde olan işte Kenaniler deniliyor. Yani Arap olarak e, yerleşmiş yani çok eski bir millet olarak oralara mübarek beldelere sahip çıkan insanlar var. Mücahede ediyorlar, mücadele ediyorlar. Üstad Hazretleri aslında ta bundan yani 100 sene önce, hemen hemen tam 100 sene önce e, Araplar içerisine sanki gidip böyle Şam'da e, Cami Emevi'de, Emeviye Camisi'nde içinde 10 bin kişinin bulunduğu, yüzlerce ehli ilmin olduğu, hatta e, Evliyaullah'tan da insanların olduğu e, kalabalık bir gruba bir hutbe irade ediyor. Bu hutbede daha çok tabi Araplardan ve aslında istikbale yönelik bazı hem hastalıklarımız hem de tedbirlerinden bahsediyor. Biraz oralardan inşallah okuyacağız. Hem de böyle müjdeleri de var. Mesela tarih cihattan şurayı nazara verelim. Diyor ki, Ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra Alem-i İslam Camii'ndeki İhvan-ı Müslimin. İhvan-ı Müslümin Mısır'daki İhvan-ı Müslümin cemiyeti değil. Yani bütün Müslüman kardeşlerim. Biz zarar vermiyoruz fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Onun için mazuruz diye özür beyan etmeyiniz. Ya bizim kimseye bir zararımız yok. Bundan dolayı da menfaat vermeye de gücümüz de yok. bu tarzda bir özrümüz var deyip özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz makbul değil tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve ittihadı İslam ile milliyeti hakikiye İslamiye ile gayrete gelmediğiniz sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Konumuzun dersimizin başlığı i̇ttihad İslam mümkün mü? idi. Dersimizi bu minval üzere götürmeyi düşünüyoruz. Şimdi i̇ttihad İslam yani 100 senedir belki Osmanlı'nın işte yıkılışına başladığı zamanlardan 200 senedir. Biraz daha öncesine de alabiliriz. Bu dönemlerden beri hep böyle bir çöküş içinde İslam alemi. Hep böyle bir çöküş içerisinde. Osmanlı dağılıp gittikten sonra yani bir daha toparlanamamanın hikmetleri, e, bunun işte neticeleri nedir diye Üstad'ın o hutbe irade ettiğindeki e, baş sözlerden bir tanesi bu. Diyor ki tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve i̇ttihad İslam ile milliyeti hakikiye İslamiye ile gayrete gelmediğiniz sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. Ya bizim kimseye bir zararımız yok. Kendi halimizde yaşayıp gidiyoruz. Hayır. Bu gayrete gelmemek, tembellik ve neme lazımcılık en büyük zarardır. En büyük zarardır İslam alemine. Yani İttihad-ı İslam ile. Bakın mesela e, ta mazide işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ashab-ı kiramı cem etti. Onları topladı. Kalplerini bir etti. Kalplerini birledi. Ve hakikaten o kalp birliğiyle sağlam bir devlet kuruldu. Medine-i Münevvere'de sağlam bir devlet kuruldu. Ve onunla nice maddi manevi fetihler yapıldı. Efendimizin vefatından sonra Hulefai Raşid'in bu vazifeyi ifa etti. Fakat Emeviler fetihleri devam ettirmekle birlikte ırkçılık fikrini, milliyetçilik fikrini siyasetlerinde esas yaptılar. Çok milletleri tevhiş ettiler, küstürdüler. Onların İslam'a girmelerine mani oldular. Ve kendileri de çok ciddi cefalar ve ezalar çektiler. Ve İslam alemine de çektirdiler. Bu çok ciddi bir tehlike oldu. Fakat yine de fütühatlar devam etti. Sonra Abbasiler. Abbasiler döneminde hakikaten metanetli duruşlar sergilediler. Arap alemi çok ciddi metanetli sağlam duruş sergilediler. Onların bu duruşları başka milletlere etki etti, tesir etti. Ha zaten o dönemde işte Selçuklular, işte başka Türk milletleri bunlardan etkilendiler ve İslamiyet'e girmeye başladılar. Fevç ve İslamiyet'e girmeye başladılar. Bu duruşlar onlara çok ciddi tesir etti. Ve yani Üstadistler'in bir ifadesi var. Abbasiler zamanından beri bin yıldır İslamiyet'e bayraktarlık yapmış olan bir millet diyor. Yani Türk milleti olarak İslamiyet'e bin yıldır böyle bir bayraktarlık yaptılar. Kumandanlık yaptılar. Onları muhafaza ettiler. Alem İslam'ı muhafaza eden bir ordu gibi oldu. Ondan da sonra işte Endülüs Emevileri Avrupa'nın içlerine kadar gittiler. Yine bir Arap topluluğu olarak. Orada çok ciddi fütühatlar yaptılar. Maddi manevi fetihlere imzalar attılar. Allah hepsinden razı olsun. Sonra işte Osmanlılarla beraber Osmanlılar onlardan ilk başlarda şevk aldı, gayret aldı. Sonra da Osmanlılar da onların elinden tuttular. Şimdi bakın böyle dönemlerde yani ciddi fütühatlar oldu. Fakat gele gele şu son 200 yıllık, biraz daha öncesini alabiliriz belki. 250-300 yıllık bir dönemden itibaren, dönemden itibaren çok ciddi yani çöküşler, bunalımlar ve İslam alemindeki bu tefrikalar, bu cehaletler, bu boş vermişlikler, bu neme lazımlıklar, bu tembellikler bizi ne yaptı? Öyle maddi manevi cehennemlere sürükledi. Maddi manevi cehennemlere sürükledi. Düşman çizmeleri altında şeddi rahlettir dedi Üstad yani Uzun yolculuklar yaptırıldı. Bunun çok farklı hikmetleri var. Çok böyle psikolojik, sosyolojik özellikleri, tahlilleri var. Hepsine giremeyeceğiz biz İttihat-ı İslam'a medar bazı cümleler okumaya gayret edeceğiz. Diyor ki, ey bu cami Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki alemi İslam Mescidi Kebirindeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım, sizde olan hakkımı dava ediyorum. Yani Kürt gibi küçük tayfelerin menfaati, ve saadeti dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim üstadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve füturunuzla biz bir çare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. İslam taifeler kimden dolayı zarar görüyor? Büyük üstadlar, büyük ağabeyler, büyük babalar hükmünde olan işte e, kavimlerin, Arap ve Türk gibi kavimlerin tembelliği ve neme lazımcılığı yüzünden demiş Üstad o dönemde. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intiba gelmiş veya gelecek olan Araplar. En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. En evvel ben yani biz Anadolu'dan geliyoruz ama Şam'a gelmişiz. Emeviye Camisi'nde bir hutbe irade ediyoruz ve karşımdaki muhataplar Araplar sizlersiniz. En evvel bu sözlerimle aslında sizinle konuşuyorum. Çünkü çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadları, imamları ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. İslamiyet'in mücahitleri. En evvel Kur'an nuru nereden geldi? İşte Arap aleminden geldi. Kur'an'ın hıfz ve himayesini kimler yaptı? O büyük üstadlarımız, ağabeylerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız yaptı. Onlar bize her cihette ne yaptılar? Örnek oldular, hüsnü misal oldular. Sonra muazzam Türk milleti o kutsi vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvidir. Tembellikle günahınız büyük ama iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyüktür. Yani bu tembelliğe rağmen gayret ederseniz buradan kazanacağınız iyilik ve haseneniz de çok büyüktür. Arap tayfeleri, cemahir müttefikayı Amerika gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi en ulvi bir vaziyete girmeye esarette kalan hakimiyet İslamiye'yi eski zaman gibi küre arzın nısfında eski zaman gibi Selçuklularda olduğu gibi Osmanlılarda olduğu gibi küre arzın nısfına yarısına belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Evet, ittihad İslam mümkün mü? Üstad rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz diyor. Mümkündür inşallah. Yeter ki şu tembellikten, şu gafletten, şu neme lazımcılıktan sıyrılalım. Kalplerimizi, kalıplarımızı ittihad ettirelim. Bir araya gelelim. Nasıl ki küfürde ittifak normalde mümkün olmazken Amerika kendi devletlerini birleştirdi. Avrupa birbirleri içerisinde 400 yıl savaş verdi. Kendi milliyetçilik ve ırkçılığından dolayı savaş verdi ve nitekim iki büyük dünya savaşı çıkardı. Fakat buna rağmen Avrupa da birleşti. Avrupa Birliği diye onlar dahi birleşti. Sizler elinizde hakkı ve hakikati tutan, Kur'an'a istinad eden, kırılmaz bağlar hükmünde olan, Urvetül Büska hükmünde olan sünnet seniyenin ahkamına yapışan Araplar, Türkler ve Kürtler, Sizler de kalplerinizi ittihad ettiriniz. Bir araya geliniz. Gelmelisiniz. En başta bu sizin hakkınızdı. En başta Allah'ın emri sizeydi. Buydu yani. Ve atasimu bi hablillah cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine hep beraber topyekün sarılın ve tefrikaya düşmeyin. Düşerseniz ne olur? Ve la tenazeu fetefşelu ve rihukum ve kumu lillahi kanitin. Yani niza etmeyin, dövüşmeyin, birbirinizle çekişmeyin çünkü rihukum havanız kırılır, rüzgarınız kesilir. Böyle tefsir etmişler. Rihukum havanız kırılır, rüzgarınız kesilir, kuvvetiniz dağılır gider. Yani sizin bir havanız vardı. Yani hakikaten siz bir imparatorluktunuz. Siz koca bir devlet aliye idiniz. Neyle olmuştu bunlar? Bakın yani Selçuk gaziler, Osman gaziler koca devlete yani e, bey olan bu beyler neler yaptılar? Hep böyle o iddiadı tesis etmeye çalıştılar. O iddiada muhalif olan kimler varsa onların da önüne geçmeye çalıştılar. Ta gele gele Yavuz Sultan Selim Han'da yine ciddi anlamda bu iddiadı topyekun sağladı ve bu iddiayı bozmaya çalışanlara karşı mücadele etti, onları bertaraf etti. Ve Sultan Selim Han'ın üstadları bir ifadesini alır. Ben der ittihad, ittihad İslam noktasında Sultan Selim'e biat etmişim. Sultan Selim ne yapıyor, ne demiş? Demiş ki, ihtilafu tefrika endişesi, hatta şey kabrimde bir bi karar eyler beni. İttihatken savleti adayı def çaremiz ittihad etmezse millet dağdar beni demiş. Allah bütün devlet aliye hizmet etmiş olan Selatini Osmaniye rahmet eylesin. Taksiratlarını affetsin, makamlarını âli etsin. Ne kadar güzel hizmetler yapmışlar. Ne kadar İslam alemini şahlandırmışlar. Ne kadar yüzümüzü ak etmişler tarihte. Allah hepsinden razı olsun. Ne kadar güzel bir cümle söylemiş. Bir daha tekrar edeyim. İhtilaf-ı tefrika endişesi yani kendi aramızdaki ihtilaf etme, tefrikaya düşme endişesi hatta küşey kabrimde bir karar eyler beni. Ben ölsem gitsem kabrimin köşesine çekilsem orada bir de beni ne yapar? Düşündürür. Ciddi anlamda düşündürür. İttihatken savleti aday defe çaremiz. Yani bu düşmanların savletini, bize olan hücumlarını, zulümlerini def etmeye tek çaremiz ittihatken İttihad etmezse millet dağdar eyler beni. Ciğerlerimi yakar, beni derinden sarsar. Dolayısıyla bunun için, ittihad İslam için o da çok ciddi mücadele vermiş. Bu ittihada muhalif olmaya çalışan, ayrı bir çıban olmaya çalışan insanların da ne yapmış? Başlarını kesmiş. Yani o çıbanları kesmiş, ortadan kaldırmış. Evet, devam edelim. Belki dedi cemahir müttefikay Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye esarette kalan hakimiyet-i İslami eski zaman gibi küre arzın nısfında belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz inşallah. Cenab-ı Hakk'ın refiki de Allah'ın tevfiki de bize refik olursa o da neye bağlı? Bizim gayretimize bağlı. İttihad-ı İslam için çırpınmamıza, gayret etmemize bağlı. Böyle olursa Allah'ın da tevfiki, muvaffakiyeti inşallah bizim refikimiz olacak. Bir kıyamet kopmazsa inşallah nesli ati görecekler Allah'ın izniyle üstad Demek ki ittihad İslam inşallah olacak ama şartları var. Şartları nedir? Dediğimiz gibi tembellikten, neme lazımcılıktan, meyusiyetten, yeisten kurtulup sıyrılıp kalplerimizi bir etmeye çalışmak. İttihad İslam için gayret etmek. Bir de şöyle bir ifade geçiyor. Birkaç yerden okuyacağız dedik ya. Diyor ki ben kendi hesabımı aldığım derse binaen ey İslam cemaati müjde veriyorum ki şimdiki alem İslam'ın saadeti dünyeviyesi bahsus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın terakkisi onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin fecri sadıkının emareleri inkişafa başlıyor ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Bunu ne zaman söylüyor? 100 yıl önce söylüyor. Daha Osmanlı hayatta 1910'lar. O tarihte söylüyor. Yani Osmanlı yıkılacak Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Osmanlı'nın saadeti diyor, İslam'ın terakkiyesi diyor ve İslam aleminin fecri sadıkının emareler inkişafa başlıyor diyor. Hemen arkasından Osmanlı yıkılıyor. Üstadın bu sözleri sanki tekzip edilmiş gibi oluyor. Haşa. Üstad farklı bir ruhtan bahsediyor veya kendi gayretini ortaya koyuyor. Yani bize ümitsizliğe düşmemek adına bize baharı gösteriyor, yazı gösteriyor, istikbali gösteriyor. O istikbal için çalışmayı, gayret etmeyi bize hedef olarak koyuyor. Ve bunun da tabi emarelerini söylüyor. Diyor ki yesin ümitsizliğin ramunu olarak yani o dönemde artık bitmiş yevmül beter, beter günler yevme yec'alül vildane şiba çocukları ihtiyarlatan günler denilen kıyameti sura denilen günler böyle nitelendirilirken ben insanların bu meyusiyetlerinin yeislerinin, ümitsizliklerinin ramını olarak dünyayı işittirecek derecede kanaatı kat'iyemle derim. İstikbali gösteriyor, hedefi gösteriyor. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak. Ve hakim hakaykı Kur'aniye ve imani olacak. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Bunları da açıyor gidiyor. Demek ki yani Arap'ın fecri sadıkının emareleri çıkmaya başlıyor. E şimdi güneş birdenbire doğmuyor ki. Niye fecri sadık ifadesini kullanıyor? Mesela güneşin doğması, gecenin aydınlanması sıra sıradır, kademe kademedir. Fecri kazip denilir. En o koyu karanlığın koyulaştığı yer aydınlığın ilk adımıdır. Bir cümle kuruyor ya Ali Ulvi kurucu Allah rahmet eylesin. Gecelerimiz çok karardı çok kararan gecelerin sabahı yakındır diyor. Ama sabah da birdenbire olmuyor ki fecri kazip yani yine karanlık görüyorsunuz fecri kazip yalancı bir karanlık. Sonra fecri sadık oluyor bir parça daha aydınlanıyor sonra güneş doğuyor. Ondan sonra bir cılız bir şekilde doğuyor. Sonra parlaklığını artırmaya başlıyor. E şimdi insanlığın, milletlerin, devletlerin sabahı birdenbire olmaz ki. Yani bizim günün sabahı gibi olmaz. Bu belki 100 yıllık bir zaman alıyor. Zaten üstad bir asır sonra diyor. Veya 40-50 yıl sonra diyor. Gibi bu ifadeleri kullanıyor. Ondan sonra inşallah bir fecr-i sadıkı tamamıyla göreceksiniz. Güneşin, İslamiyet güneşinin doğduğunu o vakitlerde göreceksiniz. Diyor ki, Hakikaten o dönemlere baktığımız zaman o dönemler yani dünya savaşlarının olduğu dönemler yani insanlığın en karanlık zamanları. Ahir zaman denilen fitnelerin en yoğun olduğu, bütün peygamberlerin korktuğu, titrediği istiaz ettiği ahir zaman fitnelerinin en yoğun olduğu dönem. E ondan sonra şimdi Allah bereket versin çok güzel dönemlere girdik ve bundan sonra da bu işin geriye dönüşü yok. Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak vaat ettiyse vadini tamamlayacak. Vallahu mutimmu bi nurih. Allah nurunu tamamlayacak. Li yutfiu nurallahi bi effahihim. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Onları istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ne demek nurunu tamamlayacaktır? O karanlık günlerden geçtik. O aydınlığı bizlere inşallah gönderecektir. Biraz bu anlamda hem sabırlı olmak lazım hem vazifemizi ihmal etmeden yapmak lazım hem de ümitvar olmak lazım. Ümitvar olmak lazım, yese girmemek lazım. Şimdi Üstadzleri biraz o dönemi şöyle tahlil ediyor. Biraz biz oradan da okumuş olalım. Mesela Avrupa dedik ya kendi içlerinde ırkçılık savaşları yapmış. Yani onlarda böyle bir kalp birliği, bir din birliği tam oluşmadığı için o dünya savaşları olduğu dönemden önceki dönemde yani İngiliz kendi ırkının üstünlüğünü, Fransız, Flemenk, Alman kendi ırkının üstünlüğünü hep ortaya koymaya çalışıyordu. Hep böyle kuvvet ortaya koymaya çalışıyorlardı. Kuvvetlerin yani haklı olmanın yolu kuvvetli olmaktan geçiyor. Felsefelerin esası buydu. Hak kuvvettedir diyorlardı ve kuvvetlerini ortaya koymaya çalışıyorlardı. Ve bunun neticesinde çok ciddi savaşlar oldu. E malum bizde de aynı şey oldu dedik. Emeviler kendi üstünlüklerini ortaya koymaya çalıştılar ve bunun neticesinde bütün alem İslam'ı tevhid ettirdiler, küstürdüler dedik. Şimdi ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor bakın. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'ube ve kabaile li te'arafu. Ey insanlar biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık ve sizleri kabile ve şubelere ayırdık ta ki birbirlerinizi tanıyasınız. Li <laughs> Yani Allah bizleri niye böyle ayrı ayrı kademe kademe işte kabile kabile şube şube yarattı. Yani birbirimizle teşrik-i mesai edelim, tanışalım, kuvvetlerimizi birleştirelim diye. Yoksa la li tenakeru fe tahasamu yani birbirinizi inkar edersiniz, birbirinize üstünlük taslayasınız, birbirinize düşman olasınız diye değil. Acaba bakın ne diyor üstadları? Demek kabail ve tevaife inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tearuf ve teva teavün içindir. Tenakür için değil, tekasüm için değildir. Acaba hangi unsur var ki 350 milyon vardır? Hangi unsur var ki 350 milyon? 350 milyon dediği o zamandaki Müslümanların sayısı. Şimdi 2 milyara yakın Müslüman. Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet fikri fikir sahibine o kadar kardeşleri hem ebedi kardeşleri kazandırsın. Şimdi bakın 2 milyar nerede? İçlerinde diyelim ki çok küçük küçük onları bölün yani Müslüman ama o kadar çok böyle belki yüzlerce kabile, taife, şube var ki bunları bölüp de bunların üstünlüğünü iddia etmek nerede? Yani 2 milyar her cihette maddi manevi bir kuvvettir, güçtür. Sadece maddi bakmayalım manevi kalp birliği oldu mu? 300 tane sahabe bin tane müşriklere ne yapar? Alt eder. 1000 sahabi 3000 tane değil mi? Hendek savaşlarında efendim müşrikleri alt eder. 10 bin kişilik bir ordu gider 100.000 kişilik bir orduyu mağlup eder. Yani nice böyle fetihler vardır malumunuz. İman birliği, iman kuvveti oldu mu karşısında hiç kimse duramaz. Yani üç tane bir ayrı ayrı dursa nedir? Üçtür. Bakın matematikte de bunun izahı var diyor üstadları. Üç tane bir ayrı ayrı durdu mu alt alta geldi mi yani beraber bir çizgi üstünde omuz omuza vermedi mi kıymetleri nedir? Üçtür. Hadi farz edelim bunlar ayrı ayrı toplandılar dediler ki biz ulaşacağız birilerine. Bir üç gitti, bir, bir gitti kendine göre bir cemaat kurdu. 20 kişilik bir cemaat kurdu. Öteki de gitti 20 kişilik bir cemaat kurdu. Öteki de kurdu misal gene olsa olsa bunların bak ayrı oldukları için kalp birliği olmadığı için yine bunların şeyleri 20, 40, 60 olur. Bundan çok daha kolay bir şey var. Nedir? Bakın hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. Bizim şu vücudumuzdaki azalar beraber bir maksada hizmet ettikleri için diri durabiliyorlar, iri durabiliyorlar. Değil mi? Yani bakıyorsunuz şimdi sağ göz, sol gözün ayıbını görmüyor. Kalp ruhu tenkid etmiyor. Sağ el sol elle münakaşa etmiyor. Bakın hepsinde bir gönül birliği, bir iman birliği, bir ceset birliği var. Hepsi bir gayeye hizmet ediyor. Ama göz ayrı çalışsa, üstünlüğünü iddia etse, kulak kendi üstünlüğünü iddia etse, diş kendi üstünlüğünü iddia etse, el ayak kendi üstünlüğünü iddia etse bu vücut ne olur? Paramparça olur. Bu vücudun kıyameti kopar. Dolayısıyla üç tane biri yan yana getir, omuz omuza ver çok kolay. Allah onlara nasıl bir kuvvet veriyor? Öyle bir manevi kuvvet veriyor ki bunların kuvvetleri ne oluyor? 111 kuvvetinde oluyor. Bunu artırın. Üç, yani bir değil de dört deyin. Dört tane dördü yan yana koyun. Bakın kıymetleri normalde 16 iken beraber bir çizgi üstünde ittifak etseler, ittihad etseler 4444 kuvvetinde ve kıymetinde değerleri ve dereceleri ne yapıyor? İnkişaf ediyor, artıyor. Şimdi üstadın nazara verdiği bakın asrın başında en çok üstüne durduğu mesele şu. Yani İslam aleminin üç tane ciddi hastalığını keşfetmiş. Yani 3'e indirgemiş. Üst, üç ana başlık. üç tane üst ana başlığa indirgemiş. Demiş ki bu milletin hastalığı hastalığı nedir? 3 tanedir demiş. Birisi cehalet, Diğeri zaruret, diğeri ihtilaf. Cehalet, kendi kendimizi cahil bıraktık. İlimden, marifetten nasibimizi kestik. Zaruret, bunun neticesi olarak da kendimizi fakir bıraktık. Yani aslında tabi zalimin bir zulmü var ama Üstad buna nazar vermiyor. Esas nazarı neye veriyor? Bizim kendi sıkıntılarımıza. Yani biz kendimiz zaten sağlam dursak Allah kafirlerin, zalimlerin gönüllerine korkusalar, ama bizdeki hastalıklar bizi geri bırakıyor. Yani bünye mesela zayıf olunca vücuttaki <laughs> bazı mikroplar derhal harekete geçirip vücudu yatırabiliyorlar, yere serebiliyorlar. Ama bünye sağlam olunca değil mi? Vücutta yine mikroplar var ama ne yapamıyorlar bak. Demek ki yani içteki hastalıkları tamir etmek önemli. İşte ihtilaf. Yani şimdi aynı şekilde koca alem İslam'ın içerisinde İsrail nedir? Ufacık bir şey bazı haritalar var görmüşsünüzdür. Yani şu sıralar bu gibi böyle haritalar çok yayınlanıyor. Ya etrafına bir bakıyorsunuz. Koca alem İslam'ın içinde 10 milyonluk bir İsrail devleti. Affedersiniz. Kaba bir tabirle tükürseler boğar. Ama nasıl oluyor da koskoca alem İslam'a galebe ediyor? Ne der Bediüzzaman İki tane kuvvetli adam birbirine böyle kenetlenseler, kenetlenme dediğim dövüş noktasında birbirlerini yıkmak için öyle birbirlerini kenetlenseler etraflarında gözleri başka bir şey görmese bir çocuk gelse eline bir sopa alsa ikisini birden dövebilir. Doğru mu? El cevap doğru. El hak doğru. Niye? Ya o ikisi birbirine öyle kenetlenmiş ki birbirini yıkmak için yani. Başka bir şey gözleri görmüyor. Bir çocuk da gelip bir sopayla ikisini birden dövebilir. İşte alem İslam'ın durumu bu maalesef. Biz birbirimizi yıkmak için birbirimize üstünlük davasına girmişiz. Birbirimizi beğenmemek tavırlarına girmişiz. Birbirlerimizi inkar etmeye kalkmışız. Hep kendimizi doğru görmüşüz. Yalnız doğru benim demişiz. Başkaları da doğru dememişiz. Yalnız hak budur demişiz. Başka haklar da var dememişiz. Bundan dolayı da birbirimize kenetlendiğimizden ufacık zalimler, bir çocuk hükmünde olan zavallı İsrail gelmiş bir ona vurmuş, bir buna vurmuş. Bir onu yıkmış, bir bunu yıkmış. Allah muhafaza. Bakın şimdi Peki yanlışlar yapılmış mı? Şimdi bu sıralar maalesef hep bunlar konuşuluyor. Yani deniliyor ki ya tamam işte Filistin şöyle böyle ama yani ya bu yanlış bir şey yani. Bunu nazara vermek istiyoruz. Araplar da zamanında işte Osmanlı'ya şöyle yaptılar böyle yaptılar. Tamam müştahislerin yani kader noktasına kadere verdiği meselelerden bahsediyor ama e, biz de onlara mı vuracağız? Bizi yalnız bıraktılar. Bizi, ya birbirimize hiç hayrımız dokunmadı mı? Yanlış yapılırken belki işte kandırılmadı mı bu insanlar? Bakın ne diyor? Şu tarzları. Yani e, pederler hükmünde olan değil mi? Pederleri hükmünde olan e, Osmanlılara diyor. Evet yani Osmanlıları yanlış yaptılar. Ama şimdi en fazla problemi sıkıntıyı kendileri çekiyor. Bak elhamdülillah yani Anadolu bir şekilde değil mi? Bir yükselişe geçmişken. E, şimdi bakıyorsunuz Arap alemi her tarafta işte Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Libya'da. Değil mi? Yemen'de bak ne kadar sıkıntılar çekiyorlar. Bu saçlarını başlarını çekmelerinin sıkıntılarının altında ne var? Pederlerini öldürdüler. Kardeşlerini öldürdüler diyor üstad. Bunu söylüyor ama şimdi bizim tavrımız ne olacak? Bakın şimdi. Çok enteresan üstadın çok güzel bir tahlili var. Diyor ki Şimdi ise şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabail İslami içinde, İslami unsur ve kabileler içinde fikri milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Siz, siz, bize şöyle yanlış yaptınız bizde. Ya birileri de bunu kışkırttı. Yine Yahudiler, yine Ben İsrail bu nifakların arkasında yer aldılar. Birbirimize çok farklı lakaplar taktılar. Birbirimizin kuyusunu kazdılar. E şimdi biz onlara yine prim verip en ziyade birbirimize muhtaç olduğumuz bir zamanda birbirimize dost olarak tutulmamız gereken İslam alemiyle birleşmeyip de onların hücumuna yardım etmek. Bakın adeta çok güzel bir tahlil bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanları arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle evet sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyip belki manen onlara yardım edip menfi unsuriyet fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara veya cenub tarafındaki dindaşlara adavet besleyip yani Kürtlere ve Araplara mesela veya onların bizlere karşı adavet besleyip onlara karşı cephe almak çok zararları ve ile beraber o cenub efratlar içinde düşman olarak yoktur ki dikkat edelim o Araplar içerisinde düşman olarak yoktur ki onlara karşı cephe alınsın. Cenub'dan gelen Kur'an nuru var. İslamiyet ziyası gelmiş. O içimizde vardır ve her yerde bulunur. Ya İslam aleminden bize bir zarar gelmişse bile. Belki kandırıldılar, bir münafın şeyine geldiler. Belki farklı hislerle yanlış yaptılar. Aynı aile içerisinde arkadaşlar, insanlar birbirlerine yanlış yapmıyor mu? Akrabalar içerisinde nice yanlışlar yapılmıyor mu? Bu onların ailelik bağlarını kesiyor mu? Akrabalık bağlarını kesiyor mu? Kesmiyor. Müminin şe'ni nedir? Kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Bakın müminin şe'ni kerim olmaktır. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Bir fenalık var mı? Fenalığı için yalnız acır, tahakkümle değil, lütufla sana çalışır ve çalışmalı. Bizler kendi ailemiz içerisinde böyle yapmıyor muyuz? Kesip atıyor muyuz? Sen yanlış yaptın deyip evlatlıktan mı reddediyoruz? Sen yanlış yaptın deyip babalıktan mı çıkarıyoruz? Kardeşimizi bir tarafa mı itiyoruz? En fazla değil mi? Başkaları hücum etmeye başladı. Bunu en bedevi kavimler dahi diyor Üstad Hazretleri takdir eder. Birbirinden 50'den fazla adam öldür, öldüren iki kavim. Sipkan ve Haydaran denilen kavimler. Bunlar başka bir kavim. Hasenan aşireti diye başka bir aşiret bunlara karşı çıktığı zaman. Harici bir aşiret bunlara karşı savaş açtığı zaman. Bu iki bedevi kavim ittifak edip eski düşmanlıklarını kesmişler. Onlara karşı mücadele etmişler. En bedevi kavimler bunu biliyor. Harici düşmanlara karşı tedbir alıyorken şimdi en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen ana asır ve kabail İslami içinde fikri milliyetle birbirine yabani bakma. Sen Arapsın, sen Türksün, sen Kürtsün, sen şusun, busun deyip birbirine yabani bakmak öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Avrupa bu işi bilmiş. Avrupa kendi içinde böyle bölündüğü için, parçalandığı için ırkçılık onları tuttuğu için. Yani onlar hep böyle ırkçılık fikri onlara hakim olduğu için onlar birbirlerini hep böyle savaştırmış. Ama adam şimdi biliyor, zehri biliyor. Zehri nereye kullanmış? Anadolu'ya, İslam alemine, Arap alemine kullanmış. Irkçılık fikrini bir zehri katil olarak içimize atmış. Ve yıllarca kendi içimizde maalesef bu fikirler yerleşti mi yerleşti. Şarkta Kürtçülük manası, Garpta Türkçülük manası, Araplarda Arapçılık manası yerleşti maalesef yerleşti. Fakat bunun yegane tedavi yolu nedir? Birbirimizi Allah için sevmektir. Harici düşmanlara karşı kalplerimizi ve kalıplarımızı ve gönüllerimizi ittihad ettirmektir. İttihad İslam için bütün o şeylerden, kusurlu hallerimizden vazgeçip kusurunu görmemektir. Şimdi Üstad Hazretleri bir ifade kullanıyor. Dersimizde toparlayalım yavaş yavaş. Diyor ki Ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları 600 sene değil belki Abbasiler zamanından beri 1000 senedir Kur'an-ı Hakim'in bayraktarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kal'a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tehacmatı def ettiniz. Ta ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin e'izzetin alel kafirin yücahiduna fi sebillah ayetine güzel bir masadak oldunuz. Allah bir kavim getirir ki Allah onları sever, onlar Allah'a sever. Onlar müminlere karşı zelil, kafirlere karşı azizdirler. Onlar Allah yolunda mücahede ederler. Ayetine güzel bir masadak oldunuz. Şimdi Avrupa'nın ve Frank Meşrep münafıkların desiselerine uyup şu ayetin evvelindeki hitaba mağsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Yani Türkçülük manası oldu ya hani Osmanlıların son döneminde neler oldu? İşte Turancılık fikri gelişti, Batıcılık fikri gelişti. İngiliz muhipleri, Amerika muhipleri, efendim Turancılık, Türkçülük fikirleri en fazla Türkçülüğü o zaman e, enjekte etmeye çalıştılar bu millete. Niye? Çünkü Osmanlılar zaten son dönemlerinde böyle ayırdılar. Bakın dikkat edin, Osmanlı o kadar milleti tebasında tutuyordu ki, yani şemsiyesi altında tutuyordu ki, bunlar parçalamanın yolu neydi? İlk önce gayrimüslim e, raiyetlerini, gayrimüslim e, tebasını, onların mesela dedi ki, sen Arnavutsun dedi. Bakın Arnavutlar bizdeydi. Sen Sırpsın dedi, sen Bulgarsın dedi, değil mi? Senin ne onlardan geri kalmış yanın var dedi, senin eski mazin var dedi, şöyle dedi, böyle dedi. Osmanlılar şemsiyesi altındaki o fikirleri pompalayıp ne yaptılar? Onları tek tek kopardılar. Aynı fikri Osmanlılara devam ettirdiler. Ne dediler? Sen Arapsın, sen üstünsün, sen Türksün, sen Kürtsün dediler ve bu şekilde bizleri birbirimize karşı düşman kıldılar. Şimdi diyor ki, ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Bakın çok önemli bir şey söylüyor burada. Ey Türk kardeş, bilhassa senin dikkat etmen lazım. Niye? Çünkü senin milliyetin İslamiyetle imtizaç etmiş. Bakın çok mühim bir mesele. Şimdi bu Filistin meselesinde filan da bakıyorsunuz böyle ya işte Türkiye yanlış yapıldı. Türk şöyle Türk böyle işte biz Oğuz'dan gelen bir nesiliz işte o yani bu fikirlerin hiçbiri samimi değil dikkat edelim. İslamiyet'ten bağımızı koparmaya çalışmak için Türklüğün İslamiyet'ten önceki itibarını güya kendilerine göre nazara verip aslında İslamiyet'e cephe almak isteyen insanların bir tuzağıdır. Türk adını devamlı böyle dile getiren, İslamiyet namını dile getirmeyen insanlara karşı dikkatli olmak lazım. Ya aldanmışlar, ya aldanıyorlar, ya aldatıyorlar. Ya aldatıyorlar. Üstü bu tabirleri kullanıyor. Bunlara karşı dikkat etmek. Bilhassa sen dikkat et. Niye? Ya senin varlığın İslamiyetle varlık olmuş. Senin gücün, kuvvetin İslamiyetle artmış. Ve sen demek Müslüman demeksin olmuş. Bakın çok güzel bir ifade geliyor. Dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Yani et ile kemik gibi olmuşsunuz İslam'la. Türklük et ile kemik gibi olmuş. Nerede Türk taifesi varsa Müslümandır. Bakın farklı dinler, farklı ırkların belki Müslümü gayrimüslimi vardır. Ama Allah bu millete böyle bir şey takdir etmiş. Çok önemli bir ifade. Nerede bir Türk varsa Müslümandır. Peki Müslümanlıktan çıkan, bakın İslamiyet'ten çıkan, dikkat edelim. Veya Müslüman olmayan Türkler Türklükten dahi çıkmışlardır. Ne anlaşılıyor? Tırnağı kopardın mı? Et de es olmaktan çıkar. Tutamaz ki, muhafaza edemez ki. İkisi birbiriyle ittihad etmiş. Et de kemik gibi olmuş. İslamiyetten çıkan Türklükten de çıkmış. Var mı hocam bunun bir örneği? Var. Macarlar eskiden Türk'tü. Bulgarların bir kısmı eskiden Türk'tü. İslamiyetten çıktılar, Türklükten dahi çıktılar, Macar diye anılıyor, Bulgar diye anılıyorlar. Bunun için bilhassa sen dikkat et. Senin milliyetin İslamiyetle imtizac etmiş ondan kabili tefrik değil. Sen İslamiyetten ayrı kendini düşünemezsin. Tefrik etsen mahsın. Bütün senin mazideki mefahirin İslamiyet defterine geçmiş. Sen İslamiyetle büyümüşsün. Senden önce barbar bir kavim. İslamiyetten önce barbar bir kavim. Doğru mu? Doğru. Yani Müslümanları bile çok uğraştırdılar. Müsl İslamiyetin işte Azerbaycan bölgesine, Maveren Nehir bölgesine geçmelerine mani oldular İslamiyet'ten önceki Türkler. Fark etmiyor. Sadece Türklük olarak bakmayalım. İslamiyet bir millete girdi mi o milleti şereflendirir. Değil mi? Bu mefahir zemin yüzünde hiçbir kuvvette silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme. Son cümleleri okuyorum. Şimdi diyor ki Bediüzzaman Hazretleri şu devlet-i İslamiye 20-30 milyon iken bütün Avrupa'nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren şu devletin ordusundaki nur Kur'an'dan gelen şu fikirdir. Bakın İslamiyet'ten önceki işte Türkler şu kavim bu kavim fark etmiyor. Bu fikir yoktu. Şimdi söyleyecek bu fikri. İslamiyetle bu fikir alındı ve bu fikirle bütün maddi manevi fütuhatlar yapıldı. Nedir o fikir? Dikkat edelim. Ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim. Kemali şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş. Araplar da böyleydi. İslamiyet'ten önceki Araplar neydi? Korkaktı, korkardı. Yani fark etmiyor yani. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden insan kainata meydan okuyabilir. Her hakiki cesaret, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi memba imandır. İman çıktı mı cebanete döner iş. Yani korkaklığa döner. İnsan maddi manevi her şeyden korkar. Ölümden korkar. Ölüme karşı mesafede durur. Ama iman ne yapıyor? Ona ebedi hayatı vaat ediyor. Ebedi hayat için diyor ki ölsem şehidim, öldürsem gaziyim. Daima bu fikir Avrupa'yı titretmiş. Acaba daima bu fikir Avrupa'yı titretmiş. Acaba dünyada basit fikirli, safi kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulvi fedakarlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? Bu fikrin yerine hangi bir fikir ikame edeceksin ki ölüme koştursun? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir? İkincisi Avrupa'nın ejderhaları yani büyük devletleri. Bakın Müslümanlardan bize gelen zarar sinek ısırığı gibidir. Avrupa'dan gelen zarar ejderha gibidir, yılanlar gibidir. Yılanlara karşı sineğe aldırış edilmez yılanlara karşı tedbir alınır, alınmalıdır. O büyük ejderhalar, devletler her ne vakit şu devlet İslami'ye bir tokat vurmuşlarsa 350 milyon İslam'ı ağlatmış ve inletmiş. Yani şimdi iki milyar İslam birliği böyle bir birlik. Yani Müslümanların hangisine bir zarar gelse bir vücudun azalar gibi kıldığı için iman bizi yani vücudun herhangi bir yerine bir diken bassa bütün vücut onunla alakadar olduğu gibi ümmet şuuru İslamiyet şuuru, iman şuuru bizi böyle kılıyor. Ve o müstemlekat sahipleri onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş. Elini kaldırırken indirmiş. Bakın iki milyara karşı korkmuş. Halife var başta. Halife emir veriyor. Bir İslam aleminde bir Yemen'e haber gönderiyor. Bir diyelim Libya'ya haber gönderiyor. Cezayir'e, Fas'a, Mısır'a haber gönderiyor. Bir emirle ne yapıyor? Avrupa'nın büyük devletleri korkuyor. Çünkü onlara ilişmek demek İslam alemine ilişmek demek. Ama İslam alemini parçaladın mı? Kimse kimseyi umursamıyor. İşte Filistin yıllarca bu sıkıntıyı çekiyor. İşte Suriye yıllarca bu sıkıntıyı çekiyor. Ama elhamdülillah ümit varız. Yani Anadolu eski o misyonunu yüklendi. Şükürler olsun. Ve terakkiye geçtik. Cenab-ı Hak inşallah bunu, bu ruhu başka milletlere de yani bu Anadolu'daki bu ruhu bakın elhamdülillah yani Türk, Kürt böyle bir şeyimiz yok. Yani bunu aştık. Bu şeylere gelmiyoruz artık yani. İşte bu Arapların da kaderi ilahidir bunu sevk ediyor. Bir araya gelmesiyle Türk, Kürt ve Arap ittifakı ile inşallah yeni bir İttihadi İslam'ın emarelerini Allah başlatmış. Cenab-ı Hak hayırlısıyla tamamına erdirsin. Bu milletlere tez zamanda bunu göstersin inşallah. Evet o azim manevi kuvveti zahri menfi milliyet ile ve istiğnakaranı hamiyet ile gücendirmemeli rahmet-i ilahiyeden ümit kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bin seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini muvakkat arızalarla inşallah perişan etmeyecek, etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idame ettirir. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة